Hain TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bursa'da bir kişi satın alacağı otomobil için para çektiği sırada araç yanmaya başladı. Alıcı ise araç 10 dakika sonra yansa ben de yanacaktım dedi. Otomobil satışı yapılacağı sırada otoparktayken yanmaya başladı. Aracı satın alacak kişi ise 10 dakikayla 40 bin lira zarardan kurtuldu. 10 dakika sonra yansa ben de yanacaktım. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde oturan Rüştü Ferik Osman Gazi'den bir araç buldu, sahibiyle anlaştı, notere geldi. Satın alacağı araçsa kendisi bankadan parayı çekerken otoparkta yanmaya başladı. Ben bankaya gittim para çektim. Evet. Arkadaş aradı ki sana gelen araba yanıyor. Evet. Ben de geldim inanmadım hatta geldim baktım gerçekten yanıyor. Ya yani böyle bir şey yok her şeyde bu Yanan araç söndürüldü. Otomobilin satışı ise gerçekleşmedi. Bursa Yıldırım'da bir dairenin balkonda bulunan kombisi önce patladı, daha sonra ise yanmaya başladı. Ev sahibi tarafından söndürülemeyen alevler itfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Dairede kombi patladı, yangın çıktı. Ev sahibinin söndüremediği yangın mahalle halkını sokağa döktü. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir apartmanın 5. katında kombi patladı. Balkonda bulunan kombi daha sonra ise alev aldı. Ev sahibi ise eline aldığı sopayla yangını söndürmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangını gören mahalle halkı sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri önce ev sahibini evden çıkardı, daha sonra yangına müdahalede bulundu. Alevler çok geçmeden kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde aracını yolda yürüyen vatandaşların üzerine süren kişi polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Kaçarken polis aracına da vuran adam en son kaza yaptı. Şahsın ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Aracını vatandaşların üzerine sürdü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalanan sürücü kaza yaparak yakalandı. Bursa İnegöl'de bir kişi aracını insanların üzerine sürüyordu. Bunu gören polis ekipleri ise şahsa dur ihtarına bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen adamsa hızını artırıp kaçmaya başladı. Yolda polis aracına da çarpan kişi ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışsa da kaza yapıp yakalandı. 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücü gözaltına alındı. Şahsın ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi kişiye 2698 lira para cezası uygulandı. Bursa'da el arabasıyla karton toplayan iki kişi önce yağmur suyu mazgallarını daha sonra ise çöp kutularını çaldı. O anlar kameraya yansıdı. Önce mazgalları ardından çöp kutularını çaldılar. Çaldıklarını el arabasına atıp götürdüler. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan otosansit sanayi sitesinde yaşandı olay. El arabasıyla karton toplayan iki kişi yol üzerindeki yağmur suyu mazgallarını çalmaya kalkıştı. Biri gözcülük yaptı, diğeri mazgalı sökerek el arabasına koydu. Daha sonra bölgeden uzaklaşan kişiler bu sefer de çöp kutularını gözüne kestirdi. İçindeki çöpleri boşaltan hırsızlar kutuları da yine el arabasına attı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı. Gözden kaybolan kişiler için arama çalışması başlatıldı. Bursa'da büfe işleten iki kişinin sattığı içkiler üç kişinin ölümüne neden olmuş verilen para cezaları iptal edilmişti. Hakkında yeniden dava açılan kişiler cinayet suçuyla hapse mahkum edildi. Yargıtay bu davayla emsal bir karar vermiş oldu. Sahte içki satmış, 3 kişinin ölümüne neden olmuşlardı. Davayla ilgili emsal karar çıktı. Sahte içkiden ölüm cinayet sayıldı. Bursa'da büfe işleten Hikmet Kartal ve Mesut Özbay'ın sattığı içkiler 3 kişinin ölümüne neden olmuştu. Şahıslar hakkında dava açıldı, 2 kişiye de para cezası verildi. Fakat mahkemenin kararı temiz edildi ve dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay ise kararın bozulmasına hükmetti. Daha sonra görülen davada ise şahıslardan Hikmet Kartal'a 16 yıl 8 ay, Mesut Özbay'a ise maktul sayısına göre 2 kez 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Yargıtay ise kararı onadı. İtiraz üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eylemlerin olası kasıtla öldürme suçunu oluşturduğu hükmünün yineleyerek itirazın reddine karar verdi. Karar benzeri yargılamalarda emsal olacak. Bursa Osman Gaziye bağlı Çekirge meydanında polis ekipleri yaya önceliği denetimi gerçekleştirdi. Yaya geçidinde insanlara öncelik tanımayan sürücülere ceza kesildi. Yaya önceliği denetimi yapıldı. Kurallara uymayanlara ceza kesildi. Bursa Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Çekirge Meydanı'nda yaya öncelikli denetim gerçekleştirdi. Ekipler caddeyi kullanan sürücülere uyarılarda bulundu. <laughs> Denetimler sırasında yaya geçidi üzerindeki insanlara öncelik hakkı vermeyen iki sürücüye ceza kesildi. Sürücülere 652 lira para cezası yazıldı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 başıboş at Ankara Caddesi üzerinde koştu. Trafiği birbirine katan atlar ters şeride de girdi. Neyse ki bir kaza yaşanmadı. 3 at yolda koştu. Trafiği alt üst etti. 3 sahipsiz at Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara yolu Caddesi'ne koşmaya başladı. İşlek caddede ters şeride giren atlar trafiği birbirine kattı. Sürücüler araçların arasında koşan hayvanlara çarpmamak için de uzun uğraşlar verdi. Atlar zaman zaman da yolun diğer tarafına geçti, sol şeridi kapattı. Bursa trafiğine uyum sağlayan atlar sol şeritte araçlarla seyretti. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde polis ekipleri ihbar üzerine bir aracı durdurmak istedi. Fakat sürücü kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan kişilerin aracından uyuşturucu madde çıktı. İki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aracında uyuşturucu vardı, polisten kaçtı. Uyuşturucu satıcısı iki kişi yakalanıp tutuklandı. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde polis ekipleri aldıkları ihbar üzerine bir aracı durdurmak istedi. Fakat sürücü durmadı, kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucu polis şüphelilerin aracını kıstırdı. Sürücü ise bariyerlere çarptı. Araç içerisinde yapılan aramada 150 kullanımlı uyuşturucu madde bulundu. Şahıslar gözaltına alındı. İki kişi çıkarıldıkları mahkemece ise tutuklandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi konser ve sahne etkinliklerinin durduğu pandemi döneminden etkilenen sanatçılar için destek programı hayata geçirdi. 17 ilçede düzenlenecek Bir Nefes Festival adı verilen program Eylül ayına kadar devam edecek. Bursa'nın her sokağı ayrı şarkı projesiyle sokak sanatçılarına destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz ay yaptığı Sokak Sanatçıları Festivali'nin ardından şimdi de yerel sanatçılar için destek paketini devreye aldı. Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ve Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında toplamda 450 sanatçı hem maddi destek hem de uygun önlemleri açık havada sahne alma imkanı sağlayarak bu zorlu dönemi atlatmalarına destek oluyoruz. Bir nefes, festival, e, tiyatro, çocuk tiyatrosu, müzik, gölge önlemleri, animasyon gibi pek çok kategoride gerçekleşecek. 10 Temmuz'da e, kortej yürüyüşüne başlıyoruz ve Eylül ne kadar devam edecek, yaklaşık 2-2,5 iki, iki aylık süreçte devam edecek olan bir etkinlik, bir nefes var. Pandemi sürecinde kapalı olan Bursa sanatla buluşacak. 1,5 senedir kapalı kalan Bursa'nın sanatla müzikle buluşacağı, 11. aya kadar her kesime hitap edecek, müziğin olacağı, insanların yüzünün güleceği bir dönem geçirmek istiyoruz. Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi Başkanı Mustafa Yıldırım da 51 gün sürecek bu projeyle sanata nefes olunacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu öncü ve övgüye değer tutumu tüm ülkeye örnek olacak ve pandemiden en çok etkilenen sahne sanatları mensupları yeniden hayata dönecek, yeniden sanatlarını yapmaya başlayacak ve sanat nefes alacak. Bursa Uludağ'a kamp yapmak için giden 4 arkadaşın aileleri tarafından kayboldukları zannedildi. Jandarmaya haber verildi. 6 saat boyunca arama yapan ekipler gençleri şehre inerken buldu. Olayın yanlış anlaşıldığı belirlendi. Oradan notlarını alsınlar kamp için Uludağ'a gitmişlerdi. Aileleri geri dönmeyince merak içinde kaldı. Jandarma aramaya gitti. Gençler evlerine dönerken bulundu. Arkadaşın ailesi panik olmuş haber alamayınca telefon çekmediği için jandarma aramış. Bize çarşamba günü dönecektik bir yanlış anlaşılmayla bugün döneceğimizi zannedilmiş. O yüzden eve gelmeyince jandarma aranıyor. Hani biz kaybolmuşuz gibi gösteriliyor. Yanlış anlaşılma sonucu harekete geçen ekipler gençlerle Kestel'de karşılaştı. Dört arkadaş tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Ben ilk kez kampa gelirim ve çok yorucu bir kamptı yani, çok zordu. Umarım bir daha olmaz ama. Herkesi tayakkuza geçirdiniz. Evet valla insanları yorduk yani ben o yüzden üzülüyorum. Herkesi yorduk burada. Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan harada bakılan taylar satışa çıkarıldı. 74 adet bulunan taydan 62'si satıldı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 7 milyon 74 bin lira gelir elde etti bin Taylara çıkartırmaya sunuldu. 74 taneden 62'si satıldı. En pahalı ise safter oldu. Bin TL. Bursa Karaca ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultan Suyu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar açık arttırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 62'si 20 ila 430 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı 430 bin liraya alınan Safter adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. Geçen yılki satışlara göre bu yıl satışlarımız %69 civarında artış kaydetti. Geçtiğimiz yıl Sultan Suyu'nun e, yetiştirmesi koşu taylarında ortalama 82.500 liraya satmış iken bu sene 118.250 liraya satmış olduk. Tigem 62 tayın satışından toplam 7 milyon 74 bin lira gelir elde ettiğini bildirdi. Bin TL! Bursa'nın Kestel ilçesinde yardıma muhtaç hayvanlar için bir çiftlik yapıp hayatını onlara adamış emekli bir öğretmenin hayat hikayesini getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Bu da çok zayıf geldi. 21 yıl şehir şehir gezdi. Sınıfta buluştuğu öğrencilerine doğa sevgisini aşılamak için çabaladı. Emekli olunca da yardıma muhtaç hayvanların umudu oldu urtan öğretmen. 21 yıl boyunca pek çok çocuğun hayatına dokunan öğretmen Nurten Selvi emekli olduktan sonra Keles ilçesindeki bu araziyi aldı ve bu arazide yardıma muhtaç hayvanları rehabilite etmeye başladı. 33 tane köpek vardı burada ve 20'den fazla da yabani kedi. Hepsiyle tek tek gözü gibi ilgileniyor. Onlara çocukları gibi bakıyor. 48 yıllık öğretmenim. 21 yıl çalıştım. Şimdi 21 yıl boyunca öğretmenlik yaptınız. Ardından da Keles'te bu araziyi alıp toprakla haşır neşir olmaya başladınız. Yardıma muhtaç hayvanları getirdiniz buraya. Topladınız, evet. onlara baktınız. Peki hayvanlarla İlişkinizi evet şu anda görüyoruz ama öğretmenlik mesleğine isteyerek mi, çocukları olan sevginizden dolayı mı başladınız? Küçüklüğümden beri öğretmeyi başkasına bildiğim şeyleri öğretmeyi çok severdim. İlk görev yerim benim Yozgat. Orada da böyle ağaç dikmeye uğraştım, hayvan sevgisi vermeye uğraştım, böyle ağaç sevgisi vermeye çalıştım. Hayatım boyunca yani hep böyle şeylerle uğraştım. Hiç... Arazinin bir bölümünde de kas, tavuk ve keçi besliyor Nurten Selvi. Onların burada olmasının sebebi ise yine onların yumurtasından, sütünden elde ettiği gelirle birlikte yardıma muhtaç kedi ve köpeklere gelir sağlamak istiyor. Yani ama aslında şimdilik az. Daha sonra ileride çoğaltacağım bunu. Bunların geliriyle gene bu hayvanlara harcamak için. Bunların mamu masrafları çok. Ne kadar oluyor abla hemen hemen aylık? Vallahi ayrık iki geçiyor da biz hani fazlasını söylemiyoruz. Bazen hani e, kısırlaştırma oluyor. Oy. 3000'i de buluyor bazen hani. Nurten Selvi'nin 12 yıl önce aldığı bu arazinin tellerle ayrılmış bu bölümünün alt tarafı tamamen köpeklere ayrılmış durumda. Burada hem kör hem felçli hem de ayağı topal olan köpekler var. Her biriyle tek tek ilgileniyor Nurten Selvi. Ancak geçtiğimiz hafta zehirli etler nedeniyle buradaki hayvanların pek çoğu zehirlendi. Bazıları hayatını kaybetti bazıları ise iyileşmeye çalışıyor. İki taraftan laflar söyleniyordu da zehir zehirleme yapacağı insan aklın ucundan gelmez. Aklın ucundan geçmez yani. Telin içinde o hayvanın dibine nasıl atıyorsun? Öbür tarafta e, bir ayağı olmayan var. Dışarı hiç çıkmıyor. Ona nasıl atıyorsun? Köpeklerin zehirlenişini gözyaşları içinde anlatan Selvi bir an önce hayvan hakları yasasının çıkmasını bekliyor. Osman Gazi Belediyesi geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağışın ardından gelen sel felaketinin yaşandığı Ova Akça Mahallesi'nde yoğun bir temizlik çalışması başlattı. Sel sularının getirdiği toprak ve çamur temizlendi. Caddeler tazikli suyla yıkandı. Sağanak sele neden olmuş Ova Akça'da hayat olumsuz etkilenmişti. Bölgede yaralar sarılmaya başladı. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatıyla bölgeye giden belediye ekipleri hiç vakit kaybetmeden sular altında kalan yolları açma ve mahallede temizlik çalışması başlattı. İki gündür bölgede aralıksız çalışma yürüten ekipler sel sularının getirdiği toprak ve çamuru iş makineleriyle temizleyerek kapanan yolları açtı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ulaşıma açılan yolları ve mahalle meydanını tazikli suyla temizledi. Düzce'de iki gündür etkili olan sağanak sele neden oldu. Yollar çöktü, araçlar ve evler sular altında kaldı. Evlerinde mahsur kalan çok sayıda kişi ise kurtarıldı. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağdı, dereler taştı, cam pazarı yaşantı, ilçe ve köyleri su bastı. Düzce'de salı günü başlayan yağmur sağanağa döntü. Melen ve kıran dereleri taştı. Sel felaketi nedeniyle Akçakoca, Kilimli ve Cumayere ilçeleriyle 13 köy sular altında kaldı. Ekipler köylere ulaşmak için iş makineleriyle alternatif yollar açtı. Girişleri var, girişleri. Tamam teyze ev kaç katlı? Yukarı çıkma ihtimali var mı? Çıkamıyorum. Ya, tamam de. adres ne? Adresi ver acil. İstinat duvarları çöktü, köy evlerini su bastı. Mahsur kalanlar oldu. Vatandaşların imdadına AFAD ve itfaiye ekipleri yetişti. Mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı. Dere yataklarına yakın yerlerde yaşayanlar da tahliye edildi. <laughs> sel önüne kattığını götürdü. Traktör ve otomobiller sel sonrası çamura gömüldü. Köylerdeki ahır, ağıl ve kümesleri de su bastı. Çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanla kanatlı hayvan da öldü. Tarım arazileri de su altında kaldı. Ekili ürünler zarar gördü. Bir sel felaketi de Zonguldak'ta yaşandı. Osmanlı beldesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Dükkanlar suyla doldu. Toparsın. Esnaf ürünlerini kurtarmak için çaba sarf etti. Araçlar da sular altında kaldı. İstanbul Bahçeli Evler'de bir baba arabasında taşıdığı bebeği kaldırıma düşürdü. Baba bir anda şok yaşadı. Bebeği yerden bir başkası aldı. O anlar kameraya yansıdı. Bebeği arabadan düşürdü, şok geçirdi. Bebeği yerden alan bir kişi annesine verdi. İstanbul bahçeli evlerde bir baba içinde çocuğunun olduğu bebek arabasını sürüyordu. Kaldırıma yanaşan aile bu esnada bir dükkana doğru yöneldi. Aracı kullanan baba arabayı merdivenden yukarı çıkarmaya çalıştığı esnada bebeği düşürdü. Arabanın arkasından yüzüstü yere düşen bebek ağlamaya başladı. Kısa süreli şok geçiren adam neye uğradığını şaşırırken ağlayan bebeğin yardımına çevredeki bir vatandaş koştu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Gündeminde elektrik ve doğal gaz zammı da vardı. Aşı meselesi de Akşener tütün üretimiyle ilgili verilen karar üzerinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirdi. Batılı ülkelerde Covid aşıları ücretli yapılıyor dedi. Bunun üzerine Avrupa'dan kahkaha sesleri yükseldi. Biz duyduk, kendisi adına utandık ama Sayın Erdoğan düştüğü gülünç durumdan hiç utanmadı. Bu sözlerle eleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İyi Parti lideri Meral Akşener. Partisinin grup toplantısında konuştu. Elektrik ve doğalgaza yapılan zamma değinti. Sayın Erdoğan, aslında aşıyı vatandaşına kim parayla satıyor biliyor musun? Sen satıyorsun sen. Hem de bunu aklınca çaktırmadan, vatandaşa hissettirmeden yapıyorsun. Tahsilata da hiç utanmadan, insanlarımız daha ikinci doz aşısını bile olmadan başlıyorsun. Önce elektriğe %15, ardından da doğalgaza %12 zam yaptın. Tütün üreticileriyle ilgili de esnafa zaman verilmesi gerektiğini söyledi Akşener. Lebalep kongrelerinde, viyadük açılışlarında pandemi seni teğet geçmiş olabilir. Sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalar varken memlekette herkes canının derdine düştü. Üreticilerimiz salgında bin türlü zorlukla mücadele etti. Bu süre içinde doğal olarak hazırlıklarını yapamadı. Şimdi utanmadan çıkmış diyorsun ki süreç 1 Temmuz'da başladı, hepinizi yakarım. Böyle vicdansızlık olmaz. Bu millet seni o sandıkta öyle bir yakacak ki şaşırıp kalacak. 2019 yılında kalıcı hale gelen bedelli askerlik ücretleriyle ilgili yeni bir zam geldi. Ücret 43.150 lira oldu. Bedelli askerliğe zam geldi. Karar yürürlüğe girdikten sonra toplam %38 oranında artış yaşandı. 2018 yılında 15 bin lira olan bedelli askerlik 2019 yılında ise kalıcı hale getirilmişti. O günden bugüne ücret kademeli olarak yükseldi. Buna göre 2021 yılı Temmuz ve Aralık aylarını kapsayan dönemde bedelli askerlik yapmak isteyen kişiler 43.150 liraya ödemek zorunda. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar bedelli askerlik ödemelerini dövizle gerçekleştirebiliyor. Ödeme Türk lirası karşılığındaki ücretin döviz cinsinden hesaplanmasıyla yapılıyor. Koronavirüsün etkilerine dair olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. Hem dijital tükenmişliğe neden oluyor hem de kelle virüsü geçirenlerin saçları döküldü. Hayatımızı tamamen değiştiren koronavirüs dijital tükenmişliğe sebep oldu. 35 yaş üzeri kişiler bu süreçten çok etkilendi. Mental yorgunluk yarattı ortaya çıkan gelişen saç dökümleri kalıcı bir dökülme değildir. Ortalama 7-8 ay kadar devam eder. 7. 8. aydan sonra saçlar, dökülen saçlar yavaş yavaş çıkmaya devam ederler. Ama burada bizim amacımız dökülen saçların bir an önce ortaya çıkması, te tekrar gelişmesi ve bu süreci elimizden geldiği kadar kısaltmak. Erkeklerde saç dökülmesi daha sık görülüyor ama kadınlar saç dökülmesini daha çok problem kozmetik problem yapıyorlar. Bir başta saçı deride ortalama 100-120 bin civarında bir saç teli vardır. Ve günlük dökülen saç teli sayısı 100'ü geçerse bizim için dökülme var demektir. 100'ün altını biz normal olarak kabul ediyoruz. Çözüm dijital diyet. Kadınlara baktığımız zaman 30 yaşındaki kadınların %12'sinde Böyle 50 yaşındaki kadınların ya da 60 yaşındaki kadınların %40'ında bir saç dökülmesi yaşıyorlar. Çünkü 50-60 yaşından sonra işte menopoz karşımıza çıkıyor. Saç dökülmesinin en önemli nedeni e, aslında e, genetik tip saç dökülmesi. Klasik tip kellik dediğimiz ya da erkek tipi kellik dediğimiz saç dökülmesi ama erkek tipi kellik dediğimize bakmayın bu sadece erkeklerde karşımıza çıkmıyor. Aynı zamanda kadınlarda da bu tarz dökülme karşımıza çıkıyor. Sadece bu kadar değil. Koronavirüs saçta döktü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki araştırmanın sonuçları çok ilginç. Covid geçirenleri taradık. Covid geçirenler yaklaşık binin üzerinde hastayı taradık. Ve yaptığımız e, çalışmamız hala, hala, şu anda devam ediyor. Daha yayın aşamasına gelmedi. Biz iyi bir yabancı dergide bunu yayınlamayı planlıyoruz. Ama ilk veriler elimize gelmeye başladı. İlk verilerde görüyoruz ki koronavirüs, Covid geçirenlerin yaklaşık olarak %25-%30'unda evet bir saç dökülmesi az ya da çok hastalar görüyorlar ve saç dökülmesiyle bize başvuru yazdılar. Uzmanlar böyle diyor ama 8. aydan sonra dökülen saçlar çıkmaya başlar deniyor koronavirüs hastalığının vücut direncini düşürmesi, vücudu biraz baskılamasından dolayı meydana gelen bir dökülme. Bu dökülme süreci ortalama 3 ay kadar, bazı kişilerde 4 ay kadar devam edebiliyor. O sırada yoğun miktarda saç dökülüyor. Günde 100 telin üzerinde 200-300 tel kadar saç dökülebiliyor ama bu bir fizyolojik bir süreç olarak kabul edin. Bu kötü haber en çok erkekleri üzecek. Çünkü 18 yaş üstü kellik sorunu yaşayan erkek sayısı 9 milyon. Türkiye'de doğudan batıya gittiğimizde dökülme bir tık artıyor ve batıdaki insanlar daha fazla dökülme problemiyle uğraşıyor. Saçlarına daha çok önem veriyor. Özellikle 30 yaşındaki erkeklerin %30'unda 50 yaşındaki erkeklerin %50'sinde dökülme oranı karşımıza çıkıyor. Yaş ilerledikçe bu dökülme oranı bir tık daha artıyor. Aynı yaş grubundaki kadınlara baktığımızda 30 yaşındaki kadınların %12'sinde 50 ile 60 yaşındaki kadınların %40'ında saç dökülmesi yaşanıyor. 50-60 yaş sonrası menopoz karşımıza çıkıyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başıboş bir aslan apartmanın çatısına çıktı. Bunu gören mahalleli büyük korku yaşadı. Aslan bir evin çatısına çıktı, paniğe neden oldu. Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde görüldü aslan. Bir evin çatısına çıktı. Korku yaşayan mahalle sakinleri yetkililere haber verdi. Harekete geçen yetkililer aslanı yakalamak için çalışma başlattı. İçişleri Bakanlığı Aslan'ın zarar verilmeden yakalandığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk etap çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinde bitiren Bursa Spor'da Afyon ve Bolu kamplarıyla çalışmalar sürecek. 28 Haziran'da Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinde yaptığı antrenmanla birlikte sezonu açan Bursa Spor, Bursa'da ilk etap çalışmalarını tamamladı. Yeşil Beyazlar yarın ikinci etap çalışmaları için Afyon'a hareket edecek. 8-19 Temmuz tarihleri arasında Afyon'daki hazırlıklarını sürdürecek olan Bursaspor, 22 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında da Bolu'da yapacağı kampla süreci noktalayacak. Teknik direktör Mustafa Er geçtiğimiz sezonun başında da yaptığı açıklamalarda ilk haftaların çok önemli olduğunu dile getirdi. Bu sezonda lige iyi başlangıç için sezon başı çalışmalarını önemsediklerini kaydeden genç teknik adam her anlamda hazır olmalık istediklerini belirtti. Transfer engeli nedeniyle henüz takıma takviye gerçekleştiremeyen Bursaspor'da engelin kaldırılması halinde Mustafa Erde ilk kez kendi kadrosunu oluşturabilme şansını yakalayacak. Teknik heyet ve oyuncular yeni sezona ilişkin çalışmalarına devam ederken yönetim de diğer yandan transfer engelini kaldırmak için yoğun çaba harcıyor. Kulüpten alacakları bulunan kişi ve kurumlarca görüşmeler devam ederken ikinci Başkan Emin Adanur geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mutlu, huzurlu ve bol sürprizli bir hafta sizi bekliyor ifadeleriyle taraftarı heyecanlandırdı. Bursa Spor'da yakın süreçte transfer engeline dair gelişmelerin de yaşanması bekleniyor. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.